Komşunu neden öldürdün? Zihinsel engelli olduğunu bilmiyor muydun? Tanıyordu onu. O anlatırdı yaşasaydı. Ondan öldürdüler. Tanıyordu. Engelli çocuğu 22 bıçak darbesiyle vahşice öldürüp evdeki televizyon ve cep telefonunu çalan çok ama çok iyi tanıdıkları biri komşuları çıktı. Pişman mısın? 16 yaşında bir çocuğu öldürdün. Para mıydı derdin? Neydi? Alsaydı bütün evi de. Onu niye öldürdün? 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz anneannesiyle yaşıyordu. Onu özel durumuna rağmen tek başına bırakıp Edirne'ye gitti. Gece yarısı Yusuf'un kapısını çalan komşularıydı. Acımasızca bıçaklayıp katletti. Evdeki iki LCD televizyon ve iki cep telefonunu da yanına alarak çıkıp gitti. Öldürdüler tanıdığı için. Sonra da öldürdüler. Aldılar plazmayı, ha evi de dağıttılar, hırsızlık rolü verdiler. Bu kadar basit. Cinayet büro dedektifleri 16 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz'ü öldürüp cep telefonunu çalan o zanlının peşine düştü. Ve cep telefonunun bir telefon bayisinden sinyal verdiğini belirledi. Ekipler hiç zaman kaybetmedi. O bayiye gitti ve katil zanlısının gencin alt komşusu olduğu ortaya çıktı. Yapılan baskınla o katil zanlısı saklandığı yerde gözaltına alındı. Cani komşu emniyette suçunu itiraf etti. Uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda sabıkası olan o katil zanlısı 16 yaşındaki genci vahşice öldürdükten sonra evden çaldığı cep telefonu ve televizyonları satarak uyuşturucu aldığını söyledi. Cani köpek! Cani! Şerefsiz! Bu insan değil. Cani, bu insan. İnsan demeyin buna. Demeyin. Benim canım yandı. Başkalarının canı yanmasın. Sorgusunun ardından çıkarıldı, mahkeme tarafından tutuklandı. Neden öldürdün komşu?